Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Belarus'tan, Vitesberg'den hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sevgili dostlar, bir iki saattir çizgi film izliyorum. İşi gücü bıraktık. Çizgi film derdine düştük. Pembe tavşanlar var, bunların çok sevdiği Ludi diye. Bayılıyorlar, çocuklar da çok izliyor, yetişkinler de çok izliyor. Yabancı dil öğrenmeniz için en kestirme ve en basit yöntem çizgi film izlemek. Bunu buradan şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok faydasını gördüm ben. Dedikten sonra videomuza başlayabiliriz. Evet sevgili dostlar, bugün her zaman olduğu gibi hava kapalı ve yağmurlu. Geldik geleli böyle bir güneş görmedik. Ama tabii güneş istemiyorum. Ben yağmur istiyorum, soğuk ayaz istiyorum. Biliyorsunuz Antalya'da çıldırdık, delirdik sıcaktan. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün Svetlana'ya sürpriz yapmaya gidiyorum. Çünkü sabah patronu aradı. İş yerinde internette, bilgisayarda bazı sıkıntılar olmuş. Onu düzeltmesi gerekiyor arkadaş. Benim de onun yanına gideceğimden haberi yok. Ben de evde oturdum. Sıkıldım tabii ki çizgi film izlemekten, onu beklemekten. Dedim ki lan ben bir gideyim dışarı gezeyim, hem bu kıza sürpriz yapayım, hem de onun bahsettiği bir iki manastır vardı kasabalarında. Onu çok merak ediyordum. Hafta sonu gidecektik de. Dedim gitmişken de o manastıra bir uğrayayım. Bakalım ne var ne yok. Hem de oradan güzel videolar çekeceğim sizlere sevgili dostlar. Manastırı niye merak ediyorum? Manastırda 100'e yakın rahibe hatun varmış arkadaşlar. YouTube'da falan da baktım işte biraz önce. Türkçe tanıtımını pek bulamadım ama Tarzanca anladığım kadarıyla akşamda Svet'i bahsetmişti, göstermişti. Bunların bağlı olduğu mezhebin işte bilmem ne tarikatı, yani çok özetle geçiyorum, detaylı anlatmayayım. İşte 100'e yakın rahibe bayan orada yıllardır hizmet ediyor. Emekli olduktan sonra yerlerine başkaları geliyor. Erkek papaz yok, erkek işte çalışan yok, hiç kimse yok yani daha doğrusu. Güzel de bir yer, fotoğraflardan gördüm, videolardan gördüm. İşte Meryem Ana'yı, İsa'yı kutsuyorlar. Onlardan haber aldıklarını, onlarla iletişim kurduklarını falan söylüyorlar. İşte bu civardaki halk, o civardaki kasabadaki Hristiyan vatandaşlar da bunlara inanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Adamların inancı böyle. Yani bizde de birçok üfürükten tenyare olduğu gibi işte bunların dininde de böyle savurtturma şeyler var. Şimdi size bir şey göstereceğim. Dün alışveriş yaptık markette. Yani bayağı bir şey aldık. Yeme, içme, ıvır zıvır, abur cubur, işte canımızın çektiği ne varsa ihtiyacı olan. Şimdi ben tabii Svetlana'nın her aldığı şeye karışmıyorum. Ben kendime göre aldım, o kendisine göre bir şeyler aldı. Yalnız ben bunu dolaba attım diğer yiyeceklerle beraber. Dondurma falan vardı, söyleme sahiptir. Bu meğerse el yüz kremiymiş. Yani ben bunu yoğurt zannettim. Attım dolaba. Kız da arıyor. Saatlerce bulamadı dedi. Ya işte dedim bir kremi var dedi. Ne yaptın dedi. Dedim dolaba bakmayın. Bir şeyler attım ama dedim. Dolaba hani belki dedim. Araya karışmıştır. Üzerinde badem resmi var. İşte bir şeyler yazıyor. Çok da detaylı bilmiyorum. İşte Hindistan cevizi resmi falan var. Yani böyle bitkisel karışımlı yoğurtlar, meyve yoğurtları falan var Danone'nin. Ondan yemiştim birkaç gün önce. Hoşuma gitmişti. Dedim herhalde bu yine ona benzer bir şey. Bunu buldu akşamdan beri benden makara alıyor. Makarayı aldı ben. Buranın enteresan bir alışkanlıkları var buradaki insanların. Kadınların böyle farklı alışkanlıkları var. Böyle bir türlü çözemedim. Kişisel bakım ürünlerine, el yüz cilt bakımlarına acayip özen gösteriyorlar. Özen gösteriyorlar. Yani çok affedersiniz, duşa girerken de makyaj yapıyorlar, çıkarken de yapıyorlar. Ben bunları anlamış değilim yani. Müsaadenizle. Dedim ulan biz böyle şeyler alışkın diyoruz. Abartmayın. Abaza Türk erkeği böyle şeyleri bilmez memlekette. Sevgili dostlar, şaka bir tarafa. Şaka değil, ciddi gerçi de. İncik incik yolculuğa çıkabiliriz. Pasaportumuzu, kimliğimizi aldık. Eksiğimiz, gediğimiz var. Tabii bir de şu var, seyahate çıkacağınız zaman bu memleketin içinde de olsa, yurt dışında da olsa power bankinizi mutlaka alın. Bir power bank
edinin arkadaşlar. 10.000 miliamperlik iyisinden bir şey alın mutlaka. Lazım oluyor çünkü ben çok faydasını gördüm burada. Telefonun şarjı yetmiyor. Benim gibi de çok video ve fotoğraf çeken bir insansanız mutlaka powerbank şart. Dedikten sonra televizyonumuzu kapatalım. Kapandı mı? Kapandı. Herkes benim gibi televizyonu açık bırakıp çıkmıyor. Tabii fırça yemeyelim akşam. Ondan sonra da geleceğiz çarşıda. Tekrar bir çorba içmeye gideceğiz de bugün çorba değil başka bir şeyler içelim bakalım. Vitesberg'de yine güzel. Ne diyorlardı? Bizden çalma yine. Bak yine bu yemek konularına geleceğiz. Bizden çalma. Bizde lavaş deniyor ya biliyorsunuz. Bunlar da şavarma deniyor. Şavarma diye de yazmışlar. Şey diyor, Rusça yazmışlar şavarma diye. Ama okunuşu işte kendini belli ediyor. Bu şavarmadan çok methettiler. Tavuk mavuk bir şeyler koyuyorlarmış araya. Onu da yiyelim bakalım. Onu da videosunu göndereceğim inşallah. Yani günlerimiz dolu dolu geçiyor. Yani bir saati boş geçirmiyorum yatmanın dışında arkadaşlar. Eşek gibi gezeceğiz burada. İnsan gibi değil. Tadını çıkaracağız tabii ki. Daha gideceğimiz yerler var. Misk var. Misk'in işte orada da başka bir arkadaşla buluşacağız. Söyleme sahiptir. Oranın çeşitli bölümleri, alışveriş merkezleri var, işte kiliseler var, müzeleri var. Ondan sonra Cima kızım bana anlattı. Zaten Belarus'un 6-7 tane büyük ili var. Bütün illeri gezeceğiz. Bütün illeri arkadaşlar. Yani vaktim olsa buradan Rusya sınırına gideceğim de fazla vaktim yok. İşte 15 gün iznimiz var. 15-16 gün. Neyse sevgili dostlar. Abbas yolcu, Mustafa kardeşiniz Polaska gider kalkar. Taksi çağıracağız. Buradaki taksiler de ucuz. Bunu da söyleyeyim. Videoyu hemen kapatmayın. Acele etmeyin. Bakın nöbette sıkılıyorsunuz. Bunları izleyin işte. Evet arkadaşlar. Araca bindik. Şu anda evin önünde taksi vardı. Benim meşhur zigzag kafenin önünde. Oradan bir amcamızı adresi tarif ettik. Emekli dayımız. Çok fazla değil. Zaten 6-7 kilometre olduğunu söyledi Sibet'i. Dayımız da kahve içiyormuş. Elindeki kahve bardağıyla. Yani yol yakın olunca bir elinde kahve, bir de elinde arabayı kullanıyor. Şimdi buradan gidiyoruz. Enteresan binalar var. Böyle üçgen çatılar. Küçük küçük. Yani şehrin dışına çıktıkça bu yapılarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi tren yolundan geçtik. Minsk'ten Vitesberg'e tren yolculuğu yapmak istiyorum ama belki daha sonraki gelişimizde olabilir. Böyle yataklı tren öyle olduğunu söylemişti. Şimdi küçük bir köyden geçiyoruz. Bakın evleri göstereyim. Evet, manastıra yaklaştık. Ulan yürüyerek gelseydik keşke. Abi her yer tarihi ev. Tarihi ev. Yani zannedersin ki 1930'lar 40'lara ışınlandı. Bakar mısın şu evlerin güzelliğine? Evet manastırın etrafı araç dolu. Ziyaretçisi bol anlaşılan. Ben daha ıssız bir yer zannediyordum ama. Evet evet buralardan güzel videolar alabiliriz. Evet şimdi gideceğiz. Abi ibadethane her yerde ibadethanedir. Güzel yani. Sevdim mi? Evet, bir park yeri arıyoruz. İyi, büfemiz de var. Su durumu dur, bir şeyler bakarız, alırız. Tamam, türbe gibi. Okey. Okey, spasi babası şu. Evet arkadaşlar. Sivetin dediğinden biraz fazla tuttu. Eşi yolu niye böyle yaptı bilmiyoruz artık. Neyse çok önemli değil. Şimdi manastıra yaklaştık. Dediğim gibi çok tenha bir yer.
zannetmiştim ama değilmiş. Aslında yürüyerek de gelebilirdik. 2-3 dakika diyordu. Evet, yakınmış. Kafeterya var karşıda. Kafeteryayı göstereyim. Kafeteryanın yan tarafında zannediyorsam devlet kurumu. Çıkışta gösteririm. Ondan sonra da bir çay içeriz falan filan. Bir şeylere bakarız. Dayımız burada para dileniyor herhalde. Bir para verelim. Biliyorum kaç lira versek. Para istiyor musun sen dayım? İstemiyor musun? Al hepsini vereyim sana. Okey. Sıpasını bol şu. Abi para vereceksin. Nerede olursan olsun. Başının gözünün sadakası derler eski büyükler. Vereceksin abi. Verirsen gelir, vermezsen gider. Evet, şu binayı çok hoşuma gitti ya. Çok çok güzel. 3 katlı. Yani herhalde bir 70-80 yıllık bina. Neyse dönüşte uğrayalım. Ben bir geriden göstereyim. Uzaktan. Sonra da yakından tekrar bir video alacağız arkadaşlar. Oradan da işimize gücümüze bakarız. Yani geldiğinizde pişman olmayacaksınız gerçekten. Ama seyahat amaçlı geldin. Manita amaçlı değil. Ben seyahat amaçlı geldim. Hepsini arada çıkardık gerçi de. Gençler burada kaçak sigara içiyor. Her yerde olduğu gibi. Evet şimdi biraz geriden göstereyim. Daha sonra devam ederiz. Bakalım görebilecek misiniz? Bu şekilde gidiyor. Evet. En iyisi böyle tutmak kamerayı. Bu manastır dediğim gibi videonun başında videoları birbirine eklemeyi de sevmiyorum. Ayrı çekmek istiyorum. Yani 100 tane rahibenin burada hizmet ettiği bir ibadethane. Erkek çalışan yok. Erkek çalışan yok. Çorba dağıtıldığını biliyorum burada fakirlere. Fakiri de çok buranın. Geleni giden de eksik olmuyor. Katolikler. Hep böyle Katoliklerin haçlarında iki tane artı görürsünüz. Üstte ve altta. Alttaki de yamuktur. İşte bakalım gireceğiz. Paralı mı acaba? Paralı mı acaba? Biz Mevlana türbesini alıyorduk. Ya da Eyüp Sultan'ı falan alıyorlar mı bilmiyorum da. Niye sıradalar? Evet giriyoruz sevgili dostlar. Şöyle bir geriden bir göstereyim. Meryem anacığımızı. Nasıl? Meryem anam yukarıda duruyor. Bizim Meryem anamız. Abi bunlar her yerde güzel ya. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Hava da soğuk. Let's go. Vay. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Vay. Evet abim. Vay anasını. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bak hafız kızımız burada mesela. Burada çalışıyorlar. Bahçede çalışıyorlar. Çimleri, çiçekleri temizliyorlar, düzeltiyorlar. Bakın düzeltmişler görüyorsunuz. Ziyaretçiler var bir taraftan. Bir taraftan ziyaretçiler var. Abi montun önünü kapatmadık. Artistik olsun diye donduk. Şimdi
Maharet maharet lan işte konuşuyoruz. Abi şu yapının güzelliğine baksana. Yapının güzelliğine bak. Bana bakmayın ya. Ben size şöyle baktıracağım. Burada var bir tane. Görebiliyor musunuz? Burası da bunların tekkesi. Burada resimler var. İçindeki ya burası arkadaşlar bir 300-400 yıllık. Ondan da daha fazla. Bir ibadethane. İçerisindeki tarihi resimleri görüyorsunuz. Resmetmişler. Yakından göstereyim. Nereden baksam 1000 yıllık. Bunların meşhur bir rahibeleri var. Bakalım görebiliyor musunuz? Oradan görüyorsunuz. Rahibe anneleri var. Onlar resmen tapıyorlar. Bakın görüyorsunuz. Fotoğraflar, resimler. El yapımı bunlar. 1000 küsur yıllık. Kazı çalışmasında bulunmuş. Çalışmanın fotoğraflarını. Gösterdik. Alan büyük. Alan bayağı büyük. Aşağılara doğru gidiyor. Bakacağız. Şuradan bir bismillah diyelim başlayalım. Şu karşıda rahibe bacılarımız. Rahibe bacılarımızın yurdu. Lojmana muhtemelen. Camdan bakıyorlar. Ya siz bir Antalya'ya gelsenize ya. Antalya'ya gelsenize. Abi hepsi çarşaflı çarşaflı. Meryem anamız bizi selamlıyor. Abi bahçeleri çok güzel. Çiçek, böcek, ağaç, çak seviyeler. Bakın kimse de bir şey demiyor. Geziyoruz buralarda. Yan tarafta kızlar, yani rahibeler işte musluk tamir ediyor. Bir tanesi bahçe düzenlemesi yapmış. Abi kendi hallerinde işte insanlar. Dedim ya ibadethane, her yerde ibadethane. Saygı duymak lazım. Dünya bizden ibaret değil arkadaşlar. Evet, acımızı gösterelim. Dünya bizim kültürümüzden, inancımızdan ibaret değil. Başka insanlarda, kültürlerde var. Şöyleciğime bakalım. Evet. Evet sevgili kameraman. Yardımcım yok bugün. Biraz gezelim, dolaşalım. Sıvvetiye sürpriz yapacağız. Nereye gidebiliriz başka? Neler var? Şurası tavuk kümesi gibi sanki ya. Ne var ki köpek mepek çıkmasın karşımıza. Bura marangozhane arkadaşlar. Bak. Burası marangozhane. Az ileride teknik vardı. Şuradan aşağı gidelim. Bak burada şeylerin, rahibelerin mezarları var. Здравствуйте. Турист. Туристам здесь запрещено снимать. Видео нельзя? Нельзя. Окей. Тем более там, все, что убрали. Окей, окей. Поняли, да? Можно? Нет, нельзя. Мезар. Нельзя, ничего нельзя. Там только можно. Вот вначале, там. Где охрана? Там можно? Да, там. Окей, окей. Нельзя. Почему нельзя? Так сказано. Старший так решит. Окей, окей. Туда тоже нельзя ходить. Там видео. Видео.
туда ходить нельзя. Окей, да. Вот видите, написано посторонний вход запрещен. Русский язык, знаете, да? Русский? Да. Вот написано, табличка. Русский язык нельзя. Не понимаю. Не понимаете? Чуть-чуть. Ну вот я вам говорю, вот так обойдите вот так вот, идите прямо. Окей, окей, прямо. Гулять нельзя. Что? Гулять нельзя. Гулять, гулять. Нельзя. Окей, окей. Gitmek yasakmış. Yani diyor ki etrafta dolaşabilirsin, aşağı doğru gidemezsin. Gidemeyiz biz de, ne yapalım? Kilisenin etrafına dolaşırız. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu görsen İstanbul'da Sultanahmet'te dersin ki Fatih Çarşamba'dan gelmiş bacımız falan. Adı da Ayşe Fatma zannedersin. Çok çok güzel, harika. Gerçekten güzel. Yani yasak olmayan bölgelerini gezdik, iyi kötü. Bakalım. Diyelim burada videoyu bitirelim. Biraz aşağılara bakalım, yasak olmayan yerlere. Yasak olmayan yerlere, yasak olmayan yer yok. Tam mı? Okay. Eto Vada. Da. Vada. Вы же не православный. Святая вода. Что? Вы же не православный. Не понимаю. Какой вы веры, православный? Не понимаю, пожалуйста. Вода можно пить? Это вода святая. Для верующего православного человека. Человек. А если вы не православный, например, мусульманин, то мусульман, да, да, мусульман. Да, это будет пить нельзя. Окей, окей. Мусульманам ясак? Мусульманам нельзя? Нельзя, это вода святая, священная. Зачем вы мусульманин? Потому что вы не крещеный, не православный. Окей, окей. Мусульманам ясак. Tamam, видео kapatıyoruz burada. Daha sonraki çekimlere devam ederiz arkadaşlar. Belarus'tan selamlar.